Evet arkadaşlar, bugün Windows'ta Python kurulumunu göstereceğiz. Bunun için python.org sitesine girip python.org sitesinin downloadlar kısmından Windows kısmını seçebilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere dosyalar mevcut. Ben 2.7'yi kullandığım için 2.7'ye tıklıyorum. Siz 3.8 ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere Windows x86-64 MSI Installer dosyasını indiriyorsunuz. Tabii ben videodan önce indirdiğim için burada direkt çalıştırıyoruz. Tüm kullanıcılar için kur diyoruz. Gördüğünüz üzere CPython 27 klasörüne bunu kaydediyor. Burada Python kurulumunuz burada olacak. Şimdi buradan python.exe2path var. Path'i eklenmesi için, yani otomatikman komut sisteminden sizin Python'ı kullanmanız için bunu işaretlemeniz gerekiyor. Devam dedikten sonra kurulumumuz başlıyor. Bu kısımda biraz beklememiz gerekecek. Bilgisayarınızın hızına göre değişecektir. Burada biz 64 bit kurduk. Siz isterseniz 32 bit de kurabilirsiniz. Şimdi bir de Notepad++, Python kodlarımızı yazacağımız bir text editör kullanmak gerekir. Windows için notepad++.org sitesinden ulaşabileceğiniz, download'a tıkladığınızda karşınıza çıkacak sayfadan indirebileceğiniz Notepad++ benim Windows için tavsiye ettiğim bir arayüz. Buradan installer dosyasını ben zaten videodan önce masaüstüne tekrardan gördüğünüz üzere koymuş oldum. Siz başka bir editörde kullanabilirsiniz. Şimdi komut sistemine geldiğinizde command prompt veyahut da komut sistemi Türkçesi başlata tıkladığımızda başlattan direkt command prompt, elimdeki bilgisayar İngilizce olduğu için command prompt yazıyorum. Türkçe ise komut sistemi şeklinde yazarsanız bu ekrana ulaşırsınız. Şimdi dir dediğinizde bulunduğunuz klasörün neresi olduğunu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada desktop yazıyor. Dolayısıyla biz CD, yani Change Directory Desktop diyoruz ve masaüstüne geçiş yapıyoruz. Kurulumumuz tamamlandı bu arada. Finish deyip kurulumu bitirmiş olabiliyoruz. Tekrar command prompt'u bu şekilde açabildiğimizi göstermiş olduk. Bilgisayarımız biraz yavaşladığı için ekran kaydı aldığımızdan dolayı. Evet. Şimdi Python dediğinizde komut sistemine gördüğünüz üzere 2.7 Python arayüzüne, interaktif arayüzüne ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla Python kurduktan sonra artık buradan kullanıma hazır. Tabii bunu pt-ekle seçeneğini seçtiğimiz zaman elde ediyoruz. Eğer o seçeneği seçmeyi unutursak veya Python daha önceden hazır kurulu geldiyse, o zaman daha uzun bir yolla bunu tekrar ayarlayabiliyoruz. Bunun için bilgisayarım özellikler kısmına girmemiz gerekiyor. Bilgisayarımız biraz yavaşladığı için. Evet, şu Python arayüzünden bir çıkalım isterseniz. Exit parantezle kapatırsanız. Exit. Parantez açıp kapattığınızda, enterladığınızda interaktif Python arayüzünden de çıkmış oluyorsunuz. Evet. Bilgisayarım bilgisayarımın ayarlar kısmına tıklamamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Bilgisayarım sağ tık, özellikler. Daha sonra buradan gelişmiş sistem ayarları. Buradan da
ortam değişkenleri yani Environment Variables kısmına tıklıyoruz. Buradan da Path kısmını, sistem değişkenleri içerisindeki Path kısmını edit dediğinizde burada Python'ın bulunduğu klasörü uzun adresini girmeniz gerekiyor. New deyip buraya elinizle C, Python 27 yazabilirsiniz. Veyahut da Python'ın kurulu olduğu veyahut da Python'ın kurulu olduğu dizine gidip gördüğünüz üzere Python 27 çift tıkladığımızda evet gördüğünüz üzere Python ekseni bulunduğu kısmı kopyalayarak C Python 27 gelip burada new dedikten sonra yapıştırıp bu şekilde OK deyip kaydedebilirsiniz. Böylelikle Python'a terminalden yani command sisteminden command prompt'tan command sisteminden ulaşmanızı sağlıyor. Tabii biz bunu zaten kurulum esnasında seçeneği sistem path'ine ekle seçeneğini seçtiğimiz için otomatikman yapmış olduk. Şimdi Notepad++ kısmına gelelim. İngilizcesi gördüğünüz üzere otomatik seçili. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçesi de olması lazım. Gördüğünüz gibi Türkçe seçeneği de var. Ben İngilizce kuracağım şimdilik. Buradaki ayarları çok fazla değiştirmiyoruz. Devam, devam şeklinde. Burada localization'ı da seçerseniz eğer dil değiştirme seçeneğiniz olur. İngilizceye, Türkçeye daha sonradan geçiş yapabilirsiniz. Kurulumun bitmesini bekliyoruz. Diğer tarafta yine dir ile bulunduğumuz klasöre bakalım. Gördüğünüz üzere masa üstünde değiliz. Ekranı temizlemek için CLS kullanabilirsiniz. Change directory. Kurulumumuz henüz bitmedi. Evet kurulumumuz tamamlandı. Zaten Notepad'i aç şeklinde de otomatikman bir seçenek var. Notepad'imiz açılacak. Komut sistemini sağ tarafa alalım. Evet penceremiz geldi. Evet. Size de farklı gözükebilir. Daha önce bu bilgisayarda kurulu olduğu için, sildiğimiz için tekrar kurulum amaçlı göstermek için kurduğumuz için dosyalar çıktı. Yeni bir dosya açalım ve bir örnek kodla dilerseniz gösterelim. Print, boşluk. Print, boşluk. Tırnak içinde deneme diyelim. Tırnağı da geri kapatalım. Şimdi kaydet diyelim.
Masa üstüne kaydedelim. Siz çalıştığınız dizinin içine kaydedebilirsiniz. Komut sistemiyle aynı yerde olmanız, aynı dizinde olmanız gerekiyor. Deneme nokta. Pay derseniz. Kaydet dedikten sonra. Henüz kaydediyor. Gördüğünüz üzere renklendirme de değişti burada. Python dilindeki renklendirme geldi. Komut sisteminden dir diyerekten yine bulunduğumuz dizini kontrol edelim. Dir yıldız nokta pay dersek bulunduğumuz dizindeki Python dosyalarını elde etmeye çalışırız. Burada gördüğünüz üzere file not found diyor. Bulunduğumuz klasör dizin yanlış dolayısıyla. Dir dersek bulunduğumuz dizine bakarsak masaüstüne geçmediğimizi görebiliriz. Change directory desktop diyerek masaüstüne geçiş yaparız. Burada tekrar dir yıldız nokta pay dersek deneme Python dosyasını görebiliyoruz. Şimdi dilerseniz Python boşluk deneme nokta pay diyerek kodumuzu çalıştıralım scriptimizi. Gördüğünüz üzere deneme çıktısını alabildik. Eğer ekranınız her defasında temizlensin ve sadece script'in çıktısını görelim diyorsanız CLS iki tane end işareti boşluk Python deneme.py şeklinde yazarsınız. Deneme gördüğünüz üzere sadece script'in çıktısı görünüyor. Önceki çıktılar temizlenmiş, silinmiş durumda. Şimdi Notepad++'ın ayarlar kısmına hızlıca bir göz atarsak preferences noktasında gördüğünüz üzere dili değiştireceğiniz yer burada localization altında İngilizce yazıyor. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Tıkladığınızda dil seçeneklerini görebiliyorsunuz. Oldukça geniş bir ayar imkanınız var burada Notepad++ için. Biz tekrar Settings menüsünden Style Configurator'a gelirsek burada gördüğünüz üzere değişik temalar var. Blackboard dediğinizde örneğin daha karanlık bir moda geçiş yapabiliyorsunuz. Bu listeden herhangi birini seçerek beğendiğiniz temayı da seçebiliyorsunuz. Renklendirme de ona göre değişmiş oluyor. If yazalım. True. If true 2 nokta üst üste bir tab koyalım ve disp yazalım. Tek tırnak içinde de if worked şeklinde bir mesaj yazdıralım. Buraya gelelim. Yine CLS end-to-end Python deneme nokta pay şeklinde. Pardon disp yazdım. Print yazacaktım. Print şeklinde yazalım. Kaydedelim ve tekrar kodu çalıştırmış olalım.